Boru hatlarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Boru hatları da bir ulaşım türü arkadaşlar. Hani nasıl ki karayoluyla, deniz yoluyla, demir yoluyla, hava yoluyla yük ya da yolcu taşıyorsam, boru yoluyla da biz normalde arkadaşlar sıvı yakıt taşımacılığı, su taşımacılığı yapıyoruz. Yani biz bunları arkadaşlar bölgeler arasında, şehirler arasında, düşünün ki mahalleden mahalleye, evden eve ya da ülkeler arasında borular yoluyla arkadaşlar su taşıyabiliriz ya da akaryakıt taşıyabiliriz. Biz buna boru yolu ya da boru hattı diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların başlıcaları burada arkadaşlar. Biz bunları slaytlarda göreceğiz ama şöyle şurada bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın mesela BTC duydunuz mu arkadaşlar? Birazdan bunun görseli var. BTC Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı arkadaşlar. Hazar Gölü çevresindeki petrolü Avrupa'ya ulaştırmak için arkadaşlar şöyle bir yöntem izlenmiş. Hazar Havzası'nın petrollerini Bakü'den oradan Tiflis, Gürcistan ve Ceyhan Adana'ya getiriyorlar. Avrupalılar da kendi petrollerini alıp gidiyorlar. Yani aslında bunlar doğrudan bize gelmiyor. Hani bizim topraklarımız bir transfer olarak kullanılıyor. Peki bizim faydamız ne hocam burada? Karımız ne? Geçen petrolün belli bir %50'ni bize veriyorlar arkadaşlar. Geçen petrolün belli bir %50'ni biz alıyoruz. Bir de bu boru hatları geçişi sırasında ara ara pompa istasyonları var. Hani o akaryakıtı pompalıyor mesela. Pompalarken orada yüzlerce çalışan insan var. Oradaki istihdam durumu arkadaşlar tamamen biz faydalanıyoruz. Bir de jeopolitik yönden şöyle bir önemi var. Avrupalıların gözünde, dünya ülkelerinin gözünde eğer bir ülke ya da bir ülke grubu Türkiye'nin topraklarından akaryakıt geçirmişse demek ki Türkiye'ye güvenmiş. Demek ki Türkiye'de istikrar var. Bu yüzden biz Türkiye'ye diyoruz ki onların gözünde Türkiye güvenilir bir enerji koridorunda yer alır diyoruz arkadaşlar. Türkiye güvenilir bir enerji koridorunda yer alır diyoruz arkadaşlar. O da politik yönü arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilelim. Batman 4 yol boru hattı arkadaşlar. Batman 4 yol boru hattı arkadaşlar. Yine petrol taşır. Batman 4 yol boru hattı arkadaşlar. Hatay 4 yol Batman arasında daha önce yapılmış bir boru hattı. Kerkük Yumurtalık arkadaşlar. Irak Kerkük Yumurtalık Adana boru hattı. Yani ham petrol alıyoruz. Irak Kerkük ve Yumurtalık arasında arkadaşlar petrol alıyoruz. Ceyhan Kırıkkale arkadaşlar hatırlarsanız bir şey demiştik buraya. Burada arkadaşlar rafinerine Kırıkkale Orta Anadolu rafinerine ham petrolü götürmek için yapılan zorunlu bir boru hattı arkadaşlar. Çünkü ben buraya mecburen bunu kamyonlarla taşısam arkadaşlar çok maliyetli. Zaman sorunu olacak ama boru hatları daha pratik oluyor arkadaşlar. Bir de çevreden, iklimden, şundan bundan bağımsız. Hocam iklimden zaten nasıl bağımlı olacak ki? Kar yağışı oluyor, ulaşım aksıyor. Hani öyle düşünün arkadaşlar. Bundan dolayı da arkadaşlar burası zorunlu olarak da yapılan bir boru hattıdır. Şurada karıştırdığımızı düşündüğüm bir nokta var. Mavi tünelle mavi akım var. Birazdan görselden göreceksiniz. Mavi tünel KOP projesi kapsamında Ovası projesi kapsamında Göksu Nehri'nin sularını arkadaşlar Göksu Nehri'nin sularını Konya'ya taşıma projesi arkadaşlar. Bir kısmı da tamamlandı diyebiliriz. Gençler Göksu Nehri'nin sularını Konya'ya taşır. Ne amacıyla taşır arkadaşlar? Özellikle söyleyeyim. Hem içme hem de sulama suyu olarak. Yani tek amaç değil. Hem içme suyu hem de sulama suyu olarak arkadaşlar ne olur? Kullanır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Yalnız mavi akım ise arkadaşlar mavi akım Rusya'dan bakın arkadaşlar Rusya'dan nereye Samsun'a gelen doğal gaz hattı arkadaşlar. Nasıl ayırt edeceğim? Hani bakın sonunda akım diyor. Akım. Hani bir enerjinin akımı olmuş. Değil mi? Hani evinizdeki elektrik saatlerini biliyorsunuz değil mi? Sigorta. Hani gelip okuyorlar, fatura yazıyorlar. Orada akımlar varmış. Akım su değil de enerjiyle ilgili olduğu için arkadaşlar onu oradan çıkarın arkadaşlar. Rusya'dan Samsun'a nasıl geliyor ama denizin altından geliyor. O zaman mavi tünel su taşır, mavi akım ne taşır arkadaşlar? Doğal gaz taşır. Bunu da bilelim.
Suruç tüneli arkadaşlar dünyanın en uzun su taşıma tünellerinden bir tanesi arkadaşlar. Atatürk Barajı'ndan aldığı suyu Suruç'a taşır arkadaşlar. Atatürk Barajı'ndan aldığı suyu Suruç'a taşır. Dünyanın en uzun su taşıma tünelleri arasında yer alır arkadaşlar. Baraj suyuyla ilgili ben size çok güzel bir görsel göstereceğim arkadaşlar. Bir internet haberinden aldığım görsel. Baraj suyunu şöyle kabaca söyleyeyim, orada yine yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu taşıma projesidir arkadaşlar. Detaylarını birazdan konuşacağız arkadaşlar. TANAP için de aynı şeyi söylüyorum gençler. İkisinin de arkadaşlar sırayını göstereceğim. Yalnız haberleşmeye şöyle bir şey söyleyip geçeyim. Haberleşme de bir ulaşım türüdür arkadaşlar. Neden derseniz arkadaşlar, nasıl ki biz önceden internet sistemi yokken arkadaşlar haberleri ya da yazıları ya da resmi yazışmaları kağıtlar yoluyla, dosyalar yoluyla iller ile taşırdık. Hatta önceden, çok önceden internet yokken mesela bir memur Anadolu'nun ücra bir köşesine atanmıştır. Hani atandığını biliyordur ama hemen gidip göreve başlayamıyordur. Neden? Çünkü bakanlıktan atandığı yere görev yeri kararnamesi gitmesi lazım. Şimdi mesela sen inşallah mesela hepiniz için söylüyorum arkadaşlar. İnşallah yakında atanacaksınız. Atandığınızda hani atandığın an arkadaşlar bakanlık atandığınız okullara, kurumlara yazı gönderiyor hemen imzalı. Diyor ki şu 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 kimlik numaralı adam şuraya sizin kurumunuza atanmıştır diyor. Yazısı ektedir diyor. Tamam mı? Sen de gidiyorsun zaten oranın müdürü bakıyor. Evet gelmiş. Ama normalde önceden böyle değildi işte arkadaşlar. Önceden elle gidiyordu. O da bayağı zaman alıyordu. Belki bir ay sonra başlayanlar da olabiliyordu arkadaşlar görevlere. Şimdi bu gibi bilgiler internet üzerinden gittiği için bu da bir haberleşme aracı. Artık internet üzerinden de telekomünikasyon dediğimiz sistem, fiber optik kablolar falan, telefonlar, telgraflar bunların hepsi arkadaşlar haberleşme. Sonuçta haber taşımacılığı olarak geçer. Çünkü biz ulaşım nedir? Yolcu, yük ve haber taşımacılığıdır. Birkaç sene önce arkadaşlar üniversite sınavına giren arkadaşlarımıza bu soruyu sormuştular. Bilginiz olsun. Peki arkadaşlar bakın boru hatlarımızdan bazıları burada arkadaşlar. Boru hatlarımıza şöyle bir baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım. Bakın o maviyle gösterilen var ya kuzeydeki, güneydeki değil. Bakın Bakü'den alır Hazar Havzası'nın. Sakın dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu çok önemli bir şey. Kafkas Havzası'nın petrollerini demiyorum. Kafkaslarda petrol zenginliği çok az arkadaşlar. Hazar Havzası'nda. Mesela Azerbaycan çıkardığı petrolün büyük bir kısmını Hazar Denizi'nden çıkarır. Hazar Gölü'nden çıkarır. Hazar Havzası petrol bakımından çok çok zengin bir alandır arkadaşlar. Hazar Havzası'ndan aldığı petrolleri oradan Tiflis'e gider bakın arkadaşlar. Tiflis'ten de gelir buradan ülkemize girer arkadaşlar Kuzey Anadolu'dan. Girer gelir buradan Adana Ceyhan'da burada arkadaşlar biriktirilir. Avrupa'nın bizde ihtiyacımız olduğu kadarını alırız. Bize düşenleri alırız. Avrupa'nın gemileri gelir buradan alıp götürür arkadaşlar. Bunda bizim karımız nedir arkadaşlar? Bunda bizim karımız nedir? Belli bir yüzdelik alıyoruz. Artı istihdam kazanıyoruz. Artı dünya siyasetindeki önemimiz artıyor. Siz petrol taşımak için bir boru hattı yapmaya karar verseniz, bir devlet büyüğü olsanız, karar organı olsanız, bugün Suriye'de, Irak'ta petrol hattı geçirir misiniz arkadaşlar? Geçiremezsiniz. Geçirirseniz güvenlikli olmaz yani. Sürekli havaya uçar yani. Türkiye'de bir istikrar var. Dolayısıyla Türkiye güvenilir bir enerji koridorundadır diyoruz arkadaşlar. Güvenilir bir enerji koridorundadır arkadaşlar. Bakın İran doğalgazı arkadaşlar. İran gazı buradan gelip geçerken bilmem hatırlar mısınız arkadaşlar? Doğalgazla çalışan termik santrallere hani çevrim içi santraller diyorduk ya doğalgazla çalışan termik santrallerden bir tanesi de Van'da vardı mesela. Niye? İran'dan gelen doğalgazdan ondan faydalanmışız arkadaşlar. Bu da arkadaşlar buradan gelip bir kısmını bize bırakıp sonradan bakın Avrupa'ya açılıyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bakın Rusya'ya bakın arkadaşlar. Rusya'dan gelir arkadaşlar. Buradan hemen Kırım'ın doğusundan arkadaşlar Karadeniz'in altına girer ve buradan Samsun'a gelir arkadaşlar. Samsun'a gelir. Burada İran gazıyla birleşip arkadaşlar aynı hattan devam eder arkadaşlar. Bu arada unutmayın. Batı Anadolu'da doğal gazın toplanıp dağıtıldığı merkez
kavşak nokta, doğalgaz dağıtım istasyonu, doğalgaz kavşak noktası, doğalgazın distribütörü anlamlarına gelen arkadaşlar il Eskişehir'dir orada. Kendisi için değil özellikle ama oraya gelir arkadaşlar birçok hat oradan ayrılır mesela. Çünkü İzmit Körfezi'ne yakınlaşmıştır artık. O bölgelerden önce oradan bir yerden ayrılması lazım. Eskişehir doğalgazın dağıtım yeri demeyeyim de size birleşip tekrar dağıtıldığı nokta olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Oradan da Avrupa'ya kadar gider. Bakın arkadaşlar yine Rusya'dan bize gelen batı hattı. Trusgaz diyoruz arkadaşlar biz buraya. Bu hat çoğu zaman arkadaşlar akıtmıyor. Onu ben size söyleyeyim. Çoğu zaman kapalı yani. Hatta bunun yerine arkadaşlar daha farklı bir hat yapmayı düşündüler. Çünkü yukarıdaki ülkelerde sorunlar oldu. Anlaşmalar bozuldu arkadaşlar. Bir de Rusya'nın doğal gaz satışı sürekli değişiyor arkadaşlar. Şimdi fiyatların değişmesine bağlı olarak endeksler çok değiştiği için arkadaşlar buna bağlı olarak da şu hat çok da düzenli çalıştığı söylenemez. Ama mavi akım arkadaşlar daha yakın, daha iyi bir hat yani bizim için. Bizi besleyen bir hat. Ama biz doğal gazı arkadaşlar Rusya'dan ve İran'dan, özellikle Rusya ve İran'dan sıkça alıyoruz arkadaşlar. Gürcistan ülke olarak bize arkadaşlar bu şekilde bir destek vermez. Topraklarından geçebilir ama bu şekilde bir destek vermez. Geçen seneki KPSS sorusunu hatırlarsanız Gürcistan'la ilgili arkadaşlar, komşularımızla ilgili. Değerli arkadaşlarım, boru hatlarımızdan arkadaşlar bir kısmı bunlar. Tabii çok boru hattı var. Projeler var, çalışmayanlar var, durdurulanlar var ama en önemlileri arkadaşlar BTC'nin çok önemli olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Bakın ben size bir tane daha açayım arkadaşlar. Barış suyu. Burada da arkadaşlar bu da bir boru hattı. Barış suyu şöyle bir durum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilirsiniz arkadaşlar su çok pahalıdır. Adamlarda içme suyu sorunu var arkadaşlar. Onun için biz Mersin Anamur'dan bakın Mersin Anamur'dan Lefkoşa'ya arkadaşlar içme suyu taşıdık. İçme suyu. Denizin altından arkadaşlar onlara su götürdük ama tabii biz bunlar bedelsiz yaptık bunu yani. Hatta biz onlara o suyu süreklilik kazandırmak için hani su olduğunda göndeririz değil, suyu sürekliliğini kazandırmak için bizim tarafımızda yani Anadolu'da yapılan barajın adı Alaköprü Barajı. Alaköprü Barajı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su taşıma projesi olan Barış Suyu ya da diğer adı arkadaşlar Can Suyu projesi arkadaşlar Alaköprü Barajı'ndan başlar. Karşıda Lefkoşa'daki barajın adı ise arkadaşlar Geçitköy Barajı. O zaman soruyorum. Barış Suyu ya da Can Suyu projesinde karşılıklı olarak kıyılarda bulunan barajlar hangileridir? Alaköprü Barajı ve Geçitköy Barajı. Alaköprü Barajı'nı Aladağlar'dan hatırlayın. Hani Toroslar, Aladağlar'dan hatırlayın. Bu taraftan da geçtikten sonra Geçitköy Barajı. Bir ara bir sorum oldu arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hocam burası kapanmış, kapatılmış haberiniz var mı? Çok kesin bilmiyorum ama arkadaşlar ya şu an çalışıyor da şunu kesin bilmiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir Avrupa ülkesinde konuşması sırasında geçen sene işte biz kimsenin yavru vatanı değiliz demiş. Kimsenin yavru vatanı değiliz demiş. Bize bir atıfta bulunmuş. Artık aradaki sorunlarını bilemiyoruz tabii. Sonra bizimkiler arkadaşlar Anamur'da suyu denize boşaltmaya başladılar. Zannedersem 37 gün boyunca su denize boşaltıldı. O aralarda biraz kapattılar falan. Sonra tekrar arkadaşlar bağlandı. Yani şu anda çalışıyor. Ondan dolayı arkadaşlar Barış Suyu Asrın Projesi diye de geçer arkadaşlar. Can Suyu Projesi arkadaşlar çok çok önemli. Bu 50 yıllık su ihtiyacını karşılama amacındadır. O yüzden arkadaşlar Asrın Projesi de diyoruz arkadaşlar biz buna. Tabii o yöre için, o bölge için Asrın Projesi diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Buna dikkat. Bu illa coğrafyada değil arkadaşlar. Vatandaşlık güncelden de gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum arkadaşlar. Son slaytıma geldim. TANAP. Arkadaşlar TANAP'ın ne olduğunu bilen var mı? TANAP nasıl bir proje? Değerli arkadaşlarım TANAP şu. Yine söylüyorum. Doğumuzda önemli petrol, doğalgaz yani enerji kaynağı havzası Hazar Havzası. Bakın şu bölge Hazar Havzası. Bunun amacı Avrupa'nın ihtiyacı olan enerji kaynaklarını Hazar Havzası'ndan alıp Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'den geçtikten sonra bakın Türkiye'den geçtikten sonra arkadaşlar bakın özellikle en son imzalayan ülke bunu Arnavutluk.
Sonra en son, şu an en son imza eden ülke, imzalayan ülke İtalya arkadaşlar. Yani şu anda bu proje bu şekilde bile kalsa arkadaşlar, güzergah olarak Azerbaycan'dan aldığı petrol arkadaşlar, Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Arnavut İtalya'ya kadar taşıyacak. Hocam bu boyu nasıl hani şimdiye kadar imzalanan derken? Gençler bu uzar gider yukarıda Fransa der ki ben de buna dahilim der. Bu sefer o da imzalarsa projenin boyu ne olur bu sefer? Uzar arkadaşlar. Anladınız mı? Şu anda bu projenin şöyle bir anlamı var. Geçen sene bu imzalandığı zaman arkadaşlar Türkiye politiklerinde müthiş bir bayram sevinci yaşandı. Televizyonlarda çıktı arkadaşlar. Dünya gözünde Türkiye'nin önemli bir enerji koridoru olması da gözler önünde arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi biz öyle bir noktadayız ki arkadaşlar biz diyoruz ya jeopolitik konumumuzdan dolayı dünya siyasetindeki önemimiz çok fazla. Şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Avrupa kıtasını görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru mudur? Asya Hazar Havzası'nı gördünüz arkadaşlar. Buradan Avrupa'ya enerji nakletmek için arkadaşlar mecbur UNESCO diye bir hat dediğimiz olay UNESCO'nun desteğiyle diğer adı aslında Nabucco'dur. Nabucco UNESCO'nun desteğiyle arkadaşlar Nabucco boru hattı yapıldı arkadaşlar orada. Projesi yapıldı ama Rusya'nın bir takım çekincelerinden dolayı arkadaşlar, Rusya'nın bir takım çekincelerinden dolayı orada arkadaşlar farklı bir boru hattı denendi. Rusya dedi ki ben dedi Nabucco'nun karşısında Güney Akım projesi yapacağım dedi. Güney Akım projesi yapacağım dedi. Onun için Nabucco arkadaşlar planlanan en uzun projeydi ama şu anda askıya alındı arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar Nabucco'yu arkadaşlar bilmekte de yine fayda var arkadaşlar.